Leyma canım, Lebi Mercanım, güler yüzlüm, afeti devranım, şükufem. Elif ile aşık oldum efendim. B ile cevretme gül gibi soldum. T ile tevazuyla kapını buldum. S ile sana geldim, ne dersin efendim? Tamam kızım, gerisini sonra okursun. Lütfen ama hala. Keman Keşbaş'a Elif Bağ'ın her harfiyle o kadar güzel yazmış ki. Hiç değilse sonunu duymalısın. Mim ile meydan senindir efendim. Nun ile nevmim gitti gözümden. Vav ile vallahi şimdi çıktın sözümden. He ile hayalin gitmez gözümden. Ye ile yalvarırım, ne dersin efendim? Allah'ım, bunlar benim için adeta dua-i saadet gibi. Şüküfeciğim, paşayla sohbetlerinizde mektuplardan bahis açmıyorsun değil mi? Yani yazdıklarını senin ağzından duyarsa vallahi utanır. Merak buyurmayın Halime Hanımcığım. Zaten kendisiyle uzun bir vakittir sohbet etmek imkanım olmadı. Mektuplar iyi hoş da bu böyle daha ne kadar sürüp gidecek Halime Hanım? Laf aramızda. Yeğenimin Saray-ı Mayun'dan birçok talibi var biliyorsunuz. Efendim vallahi ilk defa sizden duyuyorum. Kimmiş o talipler? Halacığım, niye Halime Hanım'ı telaşa sokuyorsun şimdi? Hayır, duyan da beni zenginlik bir ikbal peşinde koşan kızlardan zannedecek. Oysa ben hayata mütevazı gözlerle bakan ve mukadderattan ancak küçük bir nisabı saadet bekleyen bir kızım. Elbette öylesin Şükürfeciğim. Zaten oğlum da senin sadece güzelliğine değil, bu mütevazılığına ve tok gözlülüğüne hayran. O halde bu işin adını koyalım artık. Yarın öbür gün maazallah münasebetsiz bir dedikodu ortaya çıkar da abimin kulağına giderse çok fena olur. Siz cuma günü gelin hayırlısıyla Şükufemi Hayas Paşam'dan isteyin. Cuma günü mü? Hayırdır Halime Hanım? Ne oldu? Yoksa oğlunuz müstakbel zevcesine birkaç saat ayıramayacak kadar meşgul mü? Estağfurullah. Tabii. Tabii geliriz. Sevincimden şaşırdım biraz. Tabii. Geliriz. Müsaadenizi isteyeyim şimdilik o halde. Müsaadesiz. Verdiniz mi mektubu? Verdim, bilen verdim. Niçin canınız sıkın o halde? Şahsuvar'ın pek ısrarcı damadı. İlla gelin cuma günü kızı isteyin diyor. Ne güzel işte. Siz de bunu arzu etmiyor muydunuz? Evet de. Böyle oldu bittileri hiç sevmez biliyorsun. Zaten kızı almamak için bin dereden su getiriyor. Paşanın cuma günü padişah hazretlerinin huzuruna çıkması lazım geliyor diye bir bahane uydursaydınız keşke. O an düşünemedim işte, ne yapayım? Benim aklıma bir şey geldi ama siz ne dersiniz bilmem. Nasıl bir şeymiş o?
Paşamız bunu işitince gitmeye mecbur kalacak. Söyle çabuk, nedir? Gir. Selamünaleyküm Paşa Hazretleri. Aleykümselam. Sen de kimsin efendi? Ben yeni divittarınız Çelebi Şükrü'yüm paşam. Divittar mı? Beni Reis-i Küttab Ömer Efendi emrinizde çalışmam için vazifelendirdi. Bundan böyle evrak ve vesikalarınızın tahririyle ben alakadar olacağım. Bu da nereden çıktı? Böyle bir talepte bulunmadım. O konuda bir malumatım yok Paşa Hazretleri. Bana bir emir buyuruldu. Ben de geldim. Allah Allah. Lüzumu yok derseniz saraya dönüp... Hayır, hayır. Saray, humay böyle münasip görmüşse bize uymak düşer. Hah, gel Zühtü. Ne emretmişsiniz paşam? Bunu sana evvelden söylediğim yere götürüver. Baş üstüne. Ben de müsaadenizle kalem odasına geçebilir miyim efendim? Elbette geçebilirsin. Hayırlı uğurlu olsun.